see you, man. Excuse me. Thank you again for helping us. You're welcome, always. You were featured a lot a couple weeks ago. Now I need your help some more. Okay. But, you know, here at Udoh, we just like to ask different people questions and ask how they got on their career path. So, if you will, can you please introduce yourself and tell us why you chose journalism? İlk önce kendinizi tanıtıp neden gazeteci seçtiniz anlatabilir misiniz? Tabii ki. Ben Ümit Avcı, Milliyet Gazetesi basketbol yazarıyım. Neden gazeteci seçtim? 20 yıldır gazeteci yapıyorum, bunu söyleyeyim. 20 yıldır basketbol gazeteci yapıyorum. Gazeteciliğe iletişim fakültesi okudum. Yani gazetecilik okulunda okudum zaten. Gazetecilik okulunu seçmemin nedeni iki tane abim vardı. Bir tanesi hukuk okuyordu, bir tanesi gazetecilik okuyordu. İkisinin dersleri arasındaki farkı görünce zaten gazeteci olmayı direkt istedim. Otomatikman istedim. Yani bir tanesi sürekli ders çalışıyor, öteki sürekli geziyordu. Gezmeyi seviyordum açıkçası. Bu işin bana göre olduğunu düşündüm. Basketbol da çok seviyordum. Böyle bir imkan geldi önüme. Fanatik basketle başlamıştık. Daha sonra Fanatik Gazetesi, Milliyet Gazetesi devam ediyor. Şu anda Fanatik Milliyet Gazetesi dışında nesline.com'un Yoğun Üniversitesi kontrolörlerinden basketbol danışmanlığını da yapıyorum. Yani hem tahmin hem iddia tarafında yürütmeye çalışıyoruz. Thank you very much. My name is Ekpe. I'm from Your Angle. It's a blog site. You've been in the past three Final Fours. What is your mindset going into the Final Four, especially against the Madrid team that we've had battles with? Tabii ki bizim için, hepimiz için, oyuncular için Final Four ve kupa çok ekstra bir motivasyon. Tabii özellikle de Madrid olması bizim için daha da ayrı bir motivasyon. Bunu takım içinde de zaten yaşıyoruz. Bu şekilde daha da ekstra motiveyle hazırlanıyoruz. Tabii ki de rakip bizim için hiç uzun önemli olmadı. O da aynı şekilde düşünüyor eminim. Tabii sırayla bakacağız. Hocamız da söyledi. Önce Madrid, sonra finalde kim olursa. Ama ben çok mutluyum böyle karakterli oyuncuların kaptanı olduğum için. Ekpe'yle çalıştığım için gerçekten çok mutluyum. Müthiş bir insan. Her konuda. Oyuncunun zaten söyleyecek bir şey yok. Burada seyircinin ona tepkisi zaten inanılmaz. Onun da çok hoşuna gidiyor eminim. İnşallah onunla beraber uzun süreler burada hem hocamızla hem bütün ekiple sizlerle beraber çalışmak bana nasip olur ve inşallah uzun sürelerde Ekpe'nin kaptanlığını da yapmış olurum. Udoh'a, Udoh'a. Benim sorum Sayın Obradovic'e.